Merhaba. Bugün AliExpress'ten almış olduğumuz full face kaskı kutusundan çıkartacağız. Evet, ilk önce ne yazmışlar bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi vergi yedik. Yani acı bir durum ama. Neyse ya, devlete katkımız olur en azından. Şunu açmışlar zaten, bakmışlar. Bunda şey oldu. 30 günde Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 12 gün falan İstanbul'da eziyet çekti bu. Diyor yok işte, satıcı buna şey yapıştırmamış. Ücretini yazmamış üstüne. Yazsa bile düşük yazmış büyük ihtimal. Öyle olunca bunlar demiş bu kadar ağır şey, bu nasıl bu kadar ucuz olabilir falan demişler. İşte ulaştılar, zarf gönderdiler. Bir tane içinde de işte şey yazıyor. Almış olduğunuz ne kadar aldınız? Hani değerini biz ölçemedik. Lütfen bize değerini söyleyin diye bir kağıt geldi. Bu kağıt da işte e-posta verdiler. E-posta üzerinde de ben bilgiler attım. Ondan sonra geldi, elimize ulaştı. Ama olan 40 liramız oldu. Neyse. Katkımız olsun ya, açalım. Bak şöyle. Kaskımıza zarar vermeden bir gireyim hemen. Bakın sen. Ama olsun bak. Çin'den alışveriş yaptım, bunu seviyorum ya. Adamlar böyle bayağı korunaklı gönderiyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Hani Türkiye'deki kargonun ne durumda olduğunu biliyorlar zaten. İnşallah diğerleri yırtmamışızdır. Açalım da. Allah'ım niye açılmıyorsun? Oh. Evet, biraz başarısız olduk. Bir şey oldu şu an. Yırtacağız, gene açacağız. Sıkıntı yok. Evet, şöyle açalım. Kaskın fiyatı 175 lira bir şeydi. Şimdi hediyeler de var ya. Eldiven var, bir de yarım maske veriyorlar. Kaskla beraber. Yani Türkiye'de ben bulamadım. Türkiye'de olsa Türkiye'den alacaktım ama Türkiye'de böyle full face kask zaten yoktu. Yani bir setini merak ediyorsanız Peugeot'un bir seti var. MTB. Allah'ım kokusu ne güzel. Uf, yeni kask kokusu. Şöyle hemen çıkartalım. En azından bayağı korunaklı gelmiş. Bazılarının şöyle çene taraflarında kırık gelmiş. Yorumlarda görmüştüm. Ha, bir de Google kask şey veriyorlar. Gözlük veriyorlar, unutmuşum. Ya benim için çok stresli oldu. Çünkü bakıyorum şeye gönder dediler. Yok gümrüğe gitti dediler. Lan acaba dedim bu şeyleri hani kabul etmediler mi? Ondan sonra baktım İstanbul'da şuraya gidiyor, buraya gidiyor falan. Baya korkuttular beni. Ama şunu nasıl çıkartacağım ha? Allah'ım Çinliler ya. Paketi küçültmek için neden neler yapmışlar? Koy hocam üstüne bir yerine. Şuna ittire ittire çıkartalım. Bunun şeysi vardı. Enerji içecekli bir firmanın vardı. O çok güzeldi ama maalesef hem pahalı hem bu satıcı da yoktu. Ben de böyle bir şey alayım dedim. Ha, bu da güzel. Normalde mat siyah alacaktım. O da çok böyle motorcu kaskı gibi duruyor. Şimdi diyecekler niye full face kask? Ben ne bileyim, tercih meselesi ya. Yani çok da ha, ağır mı? Ağır. Yaklaşık bu 900 gram falan. Şöyle göstereyim içine. Şurada işte Çince şeyler okumayı seversiniz belki. Şöyle kask burada. Bu buraya takılıyor. Bir ihtimal. Şöyle bir şey. Kask bu. Bazılarının şu çene pedleri gelmemiş. Allah'tan kırılmadan, hiçbir şey olmadan geldi bana. Çok mutluyum cidden. Sonra eldiven veriyorlar. Ben bunu aslında hani eldiven, kışlık eldiven alacaktım. Takayım şöyle bir de. Kışın soğuktan korur mu bilmiyorum. Şurada jelleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle parlıyor falan böyle. Burası gidonu daha iyi tutmak için böyle yapışkan bir malzemesi var. Güzel ya yani. Fiyatına değer. Hani bu kadar şey veriyorlar. Şurada diğer tepsi. Fiyatına değer mi? Değer. Yani 175 liraya güzel bir şey bence. Bu beklediğimden garip geldi. İşte bunda burnumuz şuraya geliyor falan böyle. Kışın
için, korumak için. Şöyle bir şey var, yakından göstereyim. Şöyle. Bunları ben incelemesini çekeceğim zaten. Yani bir parka gider orada. Detaylı bir şekilde 1-2 hafta kullanır. Nasıl olduğunu söylerim size. Gözümüzde şöyle plastik. Her yeri plastik. Güzel mi güzel. Bakalım, eğer şu an cidden baya mutluyum. Çok, yani bayağıdır bekliyorum. Ha, şimdi birileri diyecek neden full face kask? Sen bunu zaten şehirde kullanmıyor musun? Diyecekler MTB'm var, o zaman daha açık. Yani şimdi şöyle bir şey var. Düştüğünüzde genelde çenenizden darbe alıyorsunuz ve hani çene de önemli. O yüzden full face kask aldım. Bir de güzel ya, güzel duruyor. Yani insanlar bunu taktığınızda böyle bakacak falan size. Şöyle yakından göstereyim. Sebastian falan yazıyor. Ya çok takılmayın zaten ya üstündeki şeyler. Bana da biraz saçma geldi de neyse. Şekilli şukullu işte. Şöyle göstereyim. Şunu da göstereyim. Bu da işte aynı desenler. Bunda da var. Ondan sonra şurada vidaları falan çıkıyor. Bu şekilde yani. Güzel. Yani malzeme kalitesi güzel yani. İşte köpüğü falan var içinde. Sert plastik. Köpükleri var. Yani korur ya. Bayağı koruyacağına inanıyorum. İnşallah. Türkiye'den almak isterdim. Türkiye'de bulamadım. İnternet sitelerinde herhangi bir yerde full face kask. Hani ne kadara gelmiş oldu bunun? 40 lira vergi ödedim. 215 liraya falan gelmiş oldu. Yani helal hoş olsun devlete ya. Yapacak bir şey yok. Yani bazılarının geçiyor ama şu an herhalde büyük ihtimal kargoları sıkı tutuyorlar. Çoğu kişinin kargosu kalıyor. Dikkatli olun yani, hani satıcıyla bir konuşun isterseniz. Paketi küçültebilirse küçültsün ya da fiyatını düşük yazsın. Çünkü bayağı şu an vergi kesiyorlar. Onu söyleyeyim ben size. Bir de takipsiz kargolarım neyse gelmiyor. Onları ben anlamadım. Niye gelmiyorlar? Hiçbir şekilde anlamadım. En son işte dün ışık almıştım arkaya şöyle. Bunu da yakında incelemesini çekeceğim. Böyle çamura falan girdim. Çamur oldu da. Güzel, bu da güzel yani. Bu da hoşuma gitti. Bunu da yakında incelemesi gelecek. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.